bu hafta sizlere büyük bir dolandırıcılığın hikayesini anlatacağız. Gördünüz televizyonlarınızda. Başbakan ne dedi? Başbakan gurbetçilere bana mı sordunuz da verdiniz dedi. 4 milyar euroluk yeşil dolandırıcılığın hikayesini anlatacağız size. 28 Şubat sürecinde Konya, Yozgat gibi illerde kurulan İslami holdinglerin gurbetçilerden nasıl para topladığını, reklam ve tanıtım filmlerinde kendilerine ait olmayan tesisleri nasıl kendilerinmiş gibi gösterdiğini, yatırımcıları nasıl kandırdıklarını anlatacağız. Rıdvan Akar bu hafta 32. günde ibret verici, trajikomik bir İslami holding hikayesini ekrana taşıyor. Adı büyük grup olan bir tabela holdinginin büyük yalanları ortaya çıkıyor. Bakın bu holding Türkiye'nin ilk helikopter fabrikasını nasıl kurmuş? İşte size dört dörtlük bir araştırmacı habercilik. Ben de ülkemden, ülkemin hükümetinden artık destek bekliyorum ki benim bu insanımın parasını yeni zindan ederim desin. Bugünkü Adalet Bakanı bu tükenlerin kordelesini kesti. Cemil Çiçek Bey, efendim işte önünde dava, buyur. Bizim hakkımızı savun, Adalet Bakanısın sen. Devletimiz buraya el atsın, bütün bu vatandaşların cebindeki ekmek parasını da avukat parası yaptırmasın. Ozan'ın gidiği bilmem şeyine el koyu, onları şey değil, devletimiz gitsin bunlara da el koysun. Bunlarla da uğraşsın. Bunlara neden bizim başbakanımız diyeyim, şeyde Avusturya gelmiş, bir vatandaş demiş, böyle böyle demiş bizim paralar. Bana mı danıştınız da yatırdınız? Bana mı şey ettiniz de yatırdın? Bir başbakan bu sözü söyler mi? Bu yılın başında Türkiye'nin en derin ve belki de en önemsizleştirilen krizi hakkında gurbetçiler böyle diyordu. Kalpleri kırılmış, düş kırıklığı yaşamışlardı. Ve aradan bir yıl geçti. Bu defa yer Berlin'di ve kürsüde yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Defalarca yalvardık, randevuları istedik. Dedik ki bu olay bizim olayımız. Dolandırıcısıyla dolandıranla bizim insanımız. Kendi aramızda çözelim. Ama şu anda ne oldu? Avrupa sokaklarına bizi gitmek zorunda kaldınız. Bu dediğiniz bu holdingler, bunlar bir zulmü icra etmişlerdir. Ve bu zulmü icra ederken %38, %35, %30, 40'a kadar NEMA adı altında faizi alanların hoşuna gidiyor muydu bu? Bir dakika. Şimdi NEMA adı altında bunlar da alındı. Bunları da bilen birisiyim ben. Ya canım kardeşim, bir dakika ya. Şimdi bak öyle bir şey söylüyorsun ki buradaki vatandaş da bir şeye aldanıyor. Benim arkadaşım olarak herkes dolaşabilir, herkes gider sağda solda para isteyebilir. Sen bana mı açtın da sordun? Sordun mu bana? Laf mı seninki ya? Çok ayıp çirkin. Bak ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak buraya geliyorum. Sen kalkıyorsun bu toplantıyı provoke ediyorsun. Olmaz böyle şey. Yapılan tahminlere göre Avrupa'da 4,5 milyonun üzerinde gurbetçi yaşıyor. Ve bu 4,5 milyon gurbetçiden 1 milyonu başbakanın verirken bana mı sordunuz dediği İslami holdinglere alın terlerini, tasarruflarını ve gelecek umutlarını bağladı. Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği'nin verilerine göre hemen her ailede bir İslami holding mağdur oldu. Evlere ateş düştü. Gurbetçiler umutsuz bir yarına, bir dolandırıcılık serüvenine mahkum edildi. Oysa bu ülkede bankacılık krizleri olmuş, devlet paralarını ödemişti. Bankerler krizi yaşanmış, devlet müdahale etmişti. Titancılar ortaya çıkmış, devlet tutuklamıştı. Bu defa Meclis Araştırma Komisyonu raporlarına göre gurbetçinin tam 4 milyar eurosu İslami holdinglere kaptırılmış, bu sürecin üzerinden neredeyse 5 yıl geçmiş ve başbakan gurbetçilere sadece bana mı sordunuz demişti. İslami holdinglere kaptırılan para gurbetçinin yarını, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kaynaktı. İslami holdinglere kaptırılan para, işsizliğin ilacı, bölgesel kalkınmanın merhemi, ciddi devlet olamamanın bedeliydi.
Milletin parası burada kalmasın, Türkiye'de yatırım olsun, Türkiye'de istikam olsun, Türkiye kalkınsın. Hiçbir vatandaş, tamam mı, kar olarak değil. Memleketimiz kalkınsın. Memleketimiz, hani bizim Avrupa'da ne eksikliğimiz var? Avrupa'dan giden para Türkiye'ye, Türkiye gibi 10 tane Türkiye yapardı. 10 tane Türkiye yapardı. Gurbetçiler İslami Holding'lere para verirken belki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sormamışlardı, ancak onun en yakınındaki isimlere, dava arkadaşlarına sormuşlardı. Zira o paraları milli görüş toplamıştı. Amsterdam Ayasofya Camisi milli görüşün camisidir. O camide iki tane hücre vardır, kabin. Bir kabin yınbaşındır, bir kabin kombasanındır. O kabinde ben parayı verdim. Camilerde öyle bir şey, yani öyle bir organize edilmiş ki bu camilerde, Dinayet'in camisinin dışında, bak üstünü basarak bu parayı söylüyorum, Dinayet camisinin dışında camilerde öyle bir propaganda yapıldı ki faiz haramdır, faiz diren külli kafirdir, işte bak bunlar Müslüman kişilerdir, paralarınızı buraya yatırın. Ve paraların toplandığı günlerde de Recep Tayyip Erdoğan bir milli görüşçüydü. Tıpkı bu holdinglerden biri olarak anılan Gimpaş'ın açılışına katılan şimdinin Orman Bakanı Osman Pepe gibi. Milli görüşçüler bu dönemde Avrupa'daki 600'e yakın camilerini açmışlar, inancın o kutsal mekanında para konuşmuşlar, söz vermişler, İslami cihadın finansmanı için kullanacaklarını söylemişlerdi. Yahudinin dediği bacaları tutuyor dedi. Müminlerin neyi tutmasın dedi. Allah sizi inandırsın. İçerim böyle kandık benim bakıp dedi. Vallahi ne kadar param var. Ulan ne hakka doğurdum ya. Bizim vatanımızda bizim bacalar neyi tutmasın dedi. Kendi kendime oynadım. Hakikaten dedim Yahudinin bizine ne varsa verdim. Tamam mı? Dedim ki bizim vatanımızda dedim şey tutsun. Baca tutsun. Yanlış sistem dendi. İşte biz gelince daha güçlü olacağız. Peygamberin hadisi var. Düşmanın silahıyla silahlan dendi. Bu görüntülerde gördüğünüz İslami Holding'lerin açılışına katılanlar bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu hükümette bakan olarak görev yapıyorlar. Ancak şimdi derelerin altından sular akmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle AK Partililer milli görüş gömleğini çıkarmış ve geride umudu yitik bir gurbetçi çoğunluk bırakmışlardı. Oysa ortada devletin resmi raporlarına göre neredeyse bir dolandırıcılık vardı. Zira SPK raporlarına göre İslami holdinglerin sayısı 77'ydi. Bu holdinglerden 23 tanesine polis ve SPK uzmanları denetime ya da baskına gittiğinde kapı duvardı. Yani gurbetçilere holding merkezi olarak gösterilen adreslerde hiç kimse yoktu. Gurbetçilerden para toplanırken hiçbir resmi kural, prosedür ve mevzuata uygun davranılmamıştı. Örneğin bu holdingler banka gibi para toplamıştı. Dediler ki istediğin an bu parayı çekebilirsin dedi. Hiçbir tereddütte kalmadı dedi. Bankaya yatıracağına buraya yatırdı. Banka 5 veriyorsa biz 20 veriyoruz dedi. İstediğin zaman parayı vereceğiz dedi. İstediğin an paranı alabilirsin dedi. Örneğin bu holdingler resmi bir kağıt bile vermemiş gurbetçiyi dolandırmıştı. Elimizde bir senet verdiler. Hani hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir tutanağı yok ya. Git matbaadan bastır, çıkart al şuraya yatır diye o şekilde yatırdı. Ve inanılmaz ama gurbetçiyi resmen kandırmış, gurbetçiyi dolandırmış, gurbetçiyi enayi yerine koymuştu. Şimdi ekranlara ilk kez bir İslami Holding'in gurbetçileri nasıl kandırdığının, nasıl dolandırdığının belgesini getiriyoruz. Şimdi ekranlara ilk kez gurbetçinin gözünü boyayan o inanılmaz reklam filmini belgeliyor. 32. günde bir İslami Holding'in kendisine ait olmayan tesisleri nasıl kendininmiş gibi gösterdiğini izleyeceksiniz. 32. günde bir İslami Holding'in bir batık bankacıyla birlikte gurbetçilere vaat ettikleri ibret verici helikopter fabrikasının öyküsünü seyredeceksiniz. Holding'in adı Büyük bir Holding. Bu tür adına büyük sıfatı koyarak gurbetçiyi büyüklüğüne inandırmaya çalışan tam 3 İslami holding daha var. O zamanlardan
sloganı temkinli istikrarlı vizyonu Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kanat takıp uçtuğu zaman onu asacak kadar hayallerini küçümseyen insanlar ne yazık ki günümüzde de var. Biz de Çelebi ve Çelebi gibilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için hizmet ve yatırım kervanımızı yürütmeye devam ediyoruz. Ancak kervan yürümemiş, hatta haramiler yağma etmiş. Büyük Grup Holding iki slogan daha kullanmış. Birincisi, mantıklı şeyler icat etmek için çılgın fikirlere sahip olmak gerekir denmiş. Sizlere birazdan o çılgın fikirleri göstereceğiz. İslami Holding'in ikinci sloganı ise o reklam filminin gerekçesini anlatıyor. Büyük Grup Holding tanıtım broşüründe görmek inanmaktır yazıyor. İslami Holding'in kurucuları gurbetçinin gördüğüne inandığını biliyor. O halde gurbetçilere öyle şeyler göstermeli ki yastık altındaki paraları alınabilsin. Öyle pırıltılı bir görüntü olmalı ki hiçbir gurbetçi yatırdığı paranın nerelere gittiğini sorgulamasın. Şimdi Büyük Grup Holding'in hazırladığı ve gurbetçilere yolladığı tanıtım ve reklam filmini ve o filmin arkasındaki inanılmaz dolandırıcılığın öyküsünü ekranlara getireceğiz. Önce Holding'in din, iman, vatan, millet temalı Hamasi başlangıç filmi. Anadolu, Asya'nın Avrupa'ya uzandığı, medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu küçük Asya'dır Anadolu. Tarihin ve insanlığın yurdudur. Uğrunda binlerce vatan evladının şehit verildiği mukaddes topraklardır. Bir uçtan bir uca dünü, bugünü ve yarını bulursunuz orada. Sevgiyle, dostluk ile keletlendi tüm eller. Mutlu yarınlar için birleşti hep gönüller. Gurbetten akın etti ana yurda gurbetçi. Sonra film hızlanıyor ve milli ve dini duyguları okşayacak görüntüler eşliğinde kime ait olduğu bilinmeyen yatırımlar ekranlara geliyor. Gurbetten akın etti ana yurda gurbetçi. Büyük Grup Holding'le coştu bütün milletim. Büyük Grup Holding'le coştu bütün milletim. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karapınar, Holding'in amacını kâr etmekten çok dindar gurbetçilere dönük bu filmde bir hayır kurumu gibi aktarıyor. Gayemiz işsize iş, aşçı aş mantığıyla, sosyal etkinliklerle zirveye doğru tırmanmak. Burası ise Antalya Serbest. Ve sonra Büyük Grup Holding'in tesisleri teker teker tanıtılıyor. Önce Antalya'da yat üreten bu kuruluş anlatılıyor. Türkiye'nin alanındaki en önemli tesislerinden biri olan bu entegre tesis, Büyük Grup iştiraki olarak yat imal ediyor. Kuruluşla ilgili büyük grup yöneticileri birer birer övgü dolu açıklamalar yapıyor. Antalya serbest bölgesinde yine yat imalatımızın devam ettiği biliniyor herkes tarafından ve dünyaya duyurmaya çalıştığımız bu markayı artık oturtmuş vaziyetteyiz. Çok büyük siparişler alıyoruz. Bunların son almış olduğumuz siparişlerle ilgili Amerika'ya göndereceğimiz 32 ve 30 metreler kızaktan inmek üzere. Şu anda sipariş portföyümüzde 17 ülke var. Yani Japonya, Rusya, Amerika, Güney Afrika, Avrupa'nın bütün ülkeleri hemen hemen. Yani Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, hepsine yat gidiyor. Düsseldorf fuarına katıldığımızda fuar dergisi yayınlanırken bizim teknemizi kapak yaptılar. Bu sembolik anlamda fuardaki en güzel tekne anlamına geliyor. Bu. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla bu yat firması büyük gruba ait. Dahası dünyanın bütün ülkelerine üretime başlamış ve siparişler alınmış. Filmdeki bu görüntülerden hareketle Antalya Serbest Ticaret Bölgesi'ne gidiyor ve İslami Holding yöneticilerinin dev olarak nitelediği tesisi buluyoruz. Tesiste gerçekten yatırım ediliyor. Ancak biliyoruz ki bu tesis hiçbir zaman büyük gruba ait olmadı. Daha da önemlisi, büyük grup bu tesise bir müşteri olarak sadece bir yat siparişi verdi. Tekne yaptırmak üzere bir anlaşma yaptılar firmayla. Şeyi ve onun ilk
bir veya iki, bir iki ödemesini yaptılar. Sonra bir takım, burası yabancı ortaklı bir yer, onlarla ortaklık görüşmeleri yaptılar. Tam bilmiyorum o kısmını yani. Nasıl acık ortaklık gerçekleşmedi galiba, değil mi? Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Yani sonuç olarak gerçekleşmedi, onu biliyorum. Peki sonra yatağa ne oldu? İlk, yani bu 3 yıllık bir plan ve aylık ödemeler, yani aylık demeyeyim de periyodik ödemelerle sürecekti. Sürecekti bu şey. Tabii hep diyorum ben o zaman teknik bir yöneticiydim. Şimdiki şeyimde değildim. Dolayısıyla direkt şeyleri bilmiyorum ama ilk 5-6 ay ödediler. Yani başladı proje. Ondan sonra sanırım maddi sıkıntıya girdiler. Ödeyemediler yani ve proje de durdu. Büyük Grup Holding'in tanıtım filminde sık sık kullanılan, hatta tesisin arka duvarları bile ayrı bir firmaymış gibi gösterilen bu binada Büyük Grup hiçbir faaliyet göstermemiş. Antalya'dayız. Antalya'da Büyük Grup Holding'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği yat üretim tesislerindeyiz. Büyük Grup Holding bu yat üretim tesislerinin kendisine ait olduğunu, Amerika'dan, Avrupa'dan ve Orta Doğu kentlerinden aldıkları önemli siparişlerle gurbetçilerin buradan çok büyük karlar elde edebilecekleri vaadinde bulunuyordu. Gurbetçiler de bu yüksek kar payları vaadine inanarak Büyük Grup Holding'e para yatırdılar. Oysa buraya geldiğimizde anlaşıldı ki bu gördüğünüz yat üretim tesisi Büyük Grup Holding'e ait değildi. Bir başkasına, bir Fransız şirketine aitti ve Büyük Grup Holding bu gördüğünüz yat üretim tesislerine sadece yat siparişinde vermiş. Ancak bu siparişinde paralarını ödeyemediği için sipariş iptal edilmiş. Büyük Grup Holding'in gurbetçileri etkilemek amacıyla yaptığı bir reklam filmine devam ediyoruz. Sırada Mersin var. Burası ise yine bir Büyük Grup Holding iştiraki olan petrol dolum tesisleri. Mersin'de oldukça geniş bir alan üzerinde yaklaşık 11 tankten oluşan dev dolum tesisleri, çeşitli ülkelerden alınan petrol ürünlerini Türkiye'nin önde gelen firmalarına sevk etmek amacıyla kurulmuş. Holding yöneticileri bu tesisi şöyle tanıtıyor. Petrol dağıtımla ilgili olan son depo imalatlarımız Mersin Serbest Bölgesi'nde bitmek üzere. Bununla beraber Türkiye ekonomisine 30 bin tonluk bir tank kazandırmış oluyoruz. Ve bu kazandırmış olduğumuz tankların içini doldurup Türkiye'ye ithal ettiğimiz zaman Türkiye'de fevkalade bir akaryakıt ihtiyacının karşılanacağını göreceğiz. Oysa Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi yılda 32 milyon tonu geçiyor. Yani sözü edilen bu tesis denizdeki bir damladan başka bir şeyi ifade etmiyor. Ancak ortada çok önemli bir başka gerçek daha var. Bu tesis hiçbir zaman Büyük Grup Holding'e ait olmadı. Görüntülerde yer alan tesisler petrol ofisine, Kiraz grubuna ve CBA adlı narenciye gemi depolama şirketine ait. Şimdi bu tamamen şurada görüldüğü üzere bir tesadüf eseridir bizim şirketin bu karenin içerisine dahil olması. Çünkü şurada göreceğiniz üzere tankerlerin yanaşıp yüklerini boşalttıkları teşkilatlar, tesis mevcuttur. Bu arkadaşlar da herhalde bilmiyorum kimdir. Bu görüntü çekilirken orada resmin ana teması tanker olarak gösterilmeye çalışırken biz de tesadüf olarak bu resmin karesine deponun konumu itibariyle rıhtımın hemen önünde olduğundan dolayı dahil olmuşuz. Vallahi bilemiyorum artık nasıl rahat çekilmiş. Ya yani her şey mümkün, her şey yapılabilir. Bugün siz de buradan alıp karşıyı çekip burası benim dolum tesisim diye gösterebilirsiniz. Yani gayet kolay şeyler bunlar. Olabilir yani bilemiyorum. Buradaki resme bakaraktan yapabileceğim yorum arka taraftaki depoların, yakıt depolarının veyahut da kimyasal ne depolarıysa o taraftan bu tarafa bir çekilme, bir resim çekilmesi mevzu bahistir diye tahmin ediyorum. Çünkü bakın şurada resimde de gördüğünüz üzere
resim karesine şurada gördüğünüz duvarın arkası da dahil olmuş. Mavi kapının arkasındaki duvarın. Bu demektir ki daha arka taraflardan bir yerden bir resmin alınması söz konusu. Siz hiç duydunuz mu büyük grup diye? Ben hiçbir öyle bir isim duymadım, hayır. Bu petrol dolum tesisi başkasına ait. Büyük Grup Holding reklam filminde bu tesisi kendisininmiş gibi gösterdi. Burası cennet vatanımız Türkiye'nin yine bir başka cennet ili Antalya. Büyük Grup Holding Antalya Limanı'nda liman hizmetlerini üstlenerek hizmet kervanına yeni bir halka ekledi. Büyük Grup Holding'in tanıtım filmi bizi yeniden Antalya'ya götürüyor. Tanıtım filmine bakılırsa Antalya Limanı Büyük Grup Holding tarafından işletiliyor. Hatta yakın gelecekte limanın Büyük Grup Holding bünyesine katılacağı bile ifade ediliyor. Büyük Grup Holding bu alandaki yatırımlarını arttırmak amacıyla bir dizi görüşmeler başlatmış durumda. Çok kısa bir süre sonra bu muhteşem limanın Büyük Grup Holding bünyesine katılması yöneticilerin en büyük arzusu. Antalya Limanı'nda yaptığımız kısa bir araştırmada bu limanın gerçek sahibini öğreniyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu tesisin girişi Antalya Limanı'na ait. Büyük Grup Holding'in bu tanıtım filmlerinde Antalya Limanı'nın da Büyük Grup Holding'e ait olduğuna ilişkin mesajlar verilmeye gayret ediliyordu. Oysa gördüğünüz Antalya Limanı Hayyam Garipoğlu tarafından özelleştirmeyle elde edilmiş, ancak banka batırmakla ve hortumlamakla suçlanan Garipoğlu bankasını batırdıktan sonra bu gördüğünüz liman yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçmişti. Ve Büyük Grup Holding'in tanıtım filminde bugün en büyük sanayi gruplarının bile cesaret edemediği bir başka projeden söz ediliyor. Büyük Grup Holding kısa bir süre sonra Türkiye'de bir ilke imza atacak olan önemli bir projeyi de kamuoyuna takdim edecek. Türkiye henüz sivil havacılığa ait hiçbir üretimi gerçekleştiremezken Büyük Grup böylesi bir helikopter fabrikasına sahipmiş gibi reklam Amerikan yapıyor. Amerikan işbirliğiyle gerçekleştirilecek proje büyük önem taşıyor. Kısa bir süre sonra hava taşımacılığında da Türkiye söz sahibi bir ülke konumuna gelecek. Biz de Antalya'da araştırmamızı yoğunlaştırıyor ve söz konusu fabrikanın Antalya Serbest Limanı'nda bulunduğunu öğreniyoruz. Araştırmamız böylesi bir fabrika bir yana, ortada serbest bölge yönetimine bile borç takan ve ortadan yok olan bir şirketin varlığını ortaya çıkarıyor. Bize olan açıklanan kira bedellerini ödemediler. Helikopterin zaten icra işlemine neden olması buydu. Bu nedenden dolayı. Ayrıca Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne de üst yapı kullanım hakkı borçlarını bir miktarını ödediler. Baştaki peşinatını ve ilk taksitini ödediler. Ama ondan sonraki 3 taksitini ödemediler. Dolayısıyla onlar da faaliyet ruhsatını iptal etti. Toplam ne kadarlık? Toplam 60 bin dolarlık bir ödeme gerçekleşti. 208 bin dolar üst yapı kullanım bedeli ödemeleri gerekiyordu. 60 bin dolarını ilk peşinat ve taksitini ödediler söylediğim gibi. Bize olan borçlarıyla, yani açık alan kira bedelleriyle ilgili de herhangi bir ödeme yapmadılar. Peki siz el koyduğunuzda, yani kirası ödenmediği için el koyduğunuzda depoda sadece bu mu vardı efendim? Hayır. Beraberinde işte el aletleri, yani bir montajda kullanılabilecek pense, çekiç vesaire gibi küçük el aletleri, minik bir kompresör, beraberinde masa, sandalye ve dolaplar vardı. Bizim başka alacaklarımıza karşılık elektrik, su, ortak kullanım, atık su gibi başka alacaklarımıza karşılık da bu grubu haciz ettik. Onların da bir süre sonra satışı gerçekleşti. Söz konusu helikopter fabrikasında üretildiği söylenen helikopteri sonunda Serbest Bölge Yönetimi'nin deposunda buluveriyoruz. Evet, Amerikan malı olduğu ifade edilen helikopterin içerisindeyiz. İki kişilik bir helikopter bu. Bu arkamda gördüğünüz bölüm fiberglass. Bu fiberglass bölümün montajında bile bu helikopter fabrikasının mühendisleri başarılı olamadıkları için hemen yakında bulunan
bir yat şirketinin ustalarından yardım alma ihtiyacı duymuşlar. İlginç bir helikopter bu. Gördüğünüz gibi son derece küçük ve dar. Buraya bir paket içerisinde gelmiş ve monte edilmesi öngörülmüş. Büyük Grup Holding yöneticileri özellikle bu helikopteri Orman Bakanlığı'na satmaya gayret edeceklermiş. Hissedarlarına, ortaklarına bu konuda bir takım sözler vermişler. Daha çok hissedarlara söylenen şey burada, bu gördüğünüz serbest bölgede bir helikopter fabrikası kurulacağı ve bu helikopter fabrikası aracılığıyla da çok büyük üretim ve satış yapılacağı öngörüsüydü. Oysa söz konusu tesiste sadece bir tane helikopter vardı ve o helikopterde bu gördüğünüz montaj işlemi bile ne yazık ki gerçekleştirilememişti. Antalya Serbest Bölge İşletme Müdürü Fikri Bayhan söz konusu tesisi şöyle anlatıyor. Helikopterimiz bundan yaklaşık 5 sene önce 2000 yılında Antalya Serbest Bölgesi'nden faaliyet ruhsatı almış bir firmamıza ait. Ancak taahhütlerini yerine getirmemiş olması dolayısıyla faaliyet ruhsatının 2003 yılında iptal edilmesi ve alacaklarının tahsil edilememesi dolayısıyla muhafaza altına alınmış. Daha sonra da icra işlemleri uygulanmış, tarafımızdan icra işlemleri uygulanmış ve şu anda muhafaza altındadır. Büyük Grup Holding'e ait bir helikopter. Doğru, Büyük Grup Holding'e ait. Onların montaj demontaj kapsamında, faaliyet ruhsatı kapsamında 2000 yılında dediğim gibi faaliyete başlamaları dolayısıyla gelmiş, montajı yapılmış bir örnek helikopter. Zaten ondan sonra devamı da gelmedi. Faaliyetleri dediğim gibi 2003 yılında iptal edildi. Sadece bir tane helikopterden söz ediyoruz değil mi? Bir tane helikopter, evet. Başka bir parça söz konusu değil. Bir tane helikopter. Tek gelmiş bir montajı da yapılmış. Örnek olarak dediğim gibi yapılmış bir helikopter. Onun ötesindeki faaliyetleri zaten devam etmedi. Bu tesiste güya helikopter üretilecekti. Ancak anlaşılan o ki adeta bir oyuncağa benzeyen bu helikopteri bir ambalaj kutusunda teslim alan Büyük Grup Holding, bu helikopterin nasıl montajlanacağını bile bilmiyordu. Zira komik ama bu helikopterin montajı için yardım istedikleri kişiler yat siparişi verdikleri firmanın ustalarıydı. Bilmiyorum ne yapıyorlardı ne yapmıyorlardı ama bir helikopter yapıyorlardı. Mühendisler çalışıyordu bilmem ne, bir şeyler yapıyorlardı. Bizden zaman zaman işçi yardımı istiyorlardı. İşte gövdesi onun da bizim yatlarla aynı malzemeden plastik. O tür işler için bizden işçi istiyorlardı. Biz de yardımcı oluyorduk. Sizlerle şenleniyor. Ve yine Büyük Grup Holding'e ait olduğu söylenen bir ayakkabı fabrikası. Fabrikanın açılış töreni. Büyük Grup Holding'in yeni iştiraklerinden olan TSM ayakkabı fabrikası. Törene katılanlar şöyle anlatılıyor. Ancak isim söylenmiyor. Çok sayıda bürokratın yanı sıra seçkin bir davetli topluluğunun iştirak ettiği açılış töreni oldukça görkemliydi. Ardından fabrikanın kapasitesine ilişkin söyleşi yapılıyor. Holdingin yönetim kurulu başkanı Ayhan Karapınar'ın anlattıkları aslında ayakkabı sektörünü tanımadığını ortaya koyuyor. Burada 3 çeşit erkek ayakkabısı üretilmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra lastik ayakkabılar ve lastik çizme üretimi sürecek. İnşallah iç pazarda ve dış pazarda bu ayakkabıların fevkalade bir satış müşteri portföyünün olduğu hissedilecek. Artık Türkiye'de ve dünyada TSM ayakkabıcılığı sık sık duyacaksınız. Daha da vahimi, holding yöneticileri konuşmalarında bile çelişkili ifadeler kullanıyor. Böyle güzel bir tesis açmanın huzuru içerisindeyiz. Türkiye ekonomisine fevkalade katkıda bulunacağı inancındayız. Ayakkabıcılık sektörünün önüne geçebilme planlar içerisindeyiz. Rekabetin oluştuğu bir ülkede kaliteyle yarışmayı kendimize şiar edindik. Büyük Grup Holding'in bu ayakkabı fabrikasında holding yöneticileri dışında sadece gazeteci İlnur Çevik bir konuşma yapıyor. Büyük Grup Holding'in gerçekten çok sağlıklı ve Türkiye'nin bütün engel konulan yasallarına rağmen ve o yasallara uyarak
çok sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gördük. Burada da yöneticilerini kutluyorum. Çünkü gerçekten büyük grup holdingin bu şartlar içinde çok daha rahat büyüyeceğini görüyorum. Bugün bu fabrikanın yerinde yerler esiyor. Ve şimdi sıra belgelerde. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Haziran 2005 tarihli izinsiz halka arz raporu sayfa 80. Holdingin topladığı paraların henüz hiçbir sonuca ulaşmamış yatırımlara aktarıldığını ve holdingin tanıtım broşürlerinde gerçekte holdinge ait değil de kurucu ortaklara ait olan şirketleri holdinge aitmiş gibi göstermeleriyle ilgili olarak söz konusu firmaların bedeli ödenmediği için satın alınamadığını, ancak bu durumun ortaklara şifahi olarak bildirildiği belirtilmiştir deniyor. Yani büyük grup holding, kurucularının firmalarını kendi firmaları gibi göstererek aslında başkasına ait bir tesise gurbetçileri ortak ettiğini söylüyor. Aynı raporda söz konusu reklam filmindeki yalanı bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir itiraf daha yer alıyor. SPK holding kurucularına soruyor. İşte itiraf belgesi. Bazı tanıtım broşürlerinde kurucu üyelerin resimlerinin fotomontaj yapılması ile aslında mevcut olmayan bazı yatırımların varmış gibi gösterilmesine ilişkin olarak da resimlerin fotomontajlanmasının yalnızca reklam amaçlı olduğunu, kandırma amacı taşımadığını açıkça beyan ettikleri tespit edilmiştir. Büyük Grup Holding'in gurbetçilerden topladığı iddia edilen para miktarı SPK'ya göre 2000 yılı rakamlarına göre 20 milyon markı geçiyor. SPK bu holdingin peşini bırakmıyor ve 2004 yılı Mart ayında holdingin kurucu ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar veriyor. SPK söz konusu kararında gurbetçilerin uğradığı zararı arttıran çok önemli bir başka bulguya daha ulaşıldığını ortaya koyuyor. Büyük Grup Holding para topladığı gurbetçilere dağıttığı hisse senetlerini bir biçimde toplayarak bütün belge ve kanıtları yok ediyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karapınar tarafından holding ortaklarına imzalatılan tutanakta, kuruluşundan bu yana holding tarafından büyük atılımlar gerçekleştirildiğinin belirtilmesine karşın, holding ve iştiraklerinin mali tabloları incelendiğinde, kurulumuzca 2003 yılında yapılan denetim itibariyle, iştiraklerin hiçbir mal varlığının bulunmadığı, kasa hesabı ile sermaye hesabı dışında kayıtlarında bir şirketin işletilebilmesi için gerekli olan asgari unsurların yer almadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, holdinge para verdiklerine ilişkin ellerindeki tüm belgeleri devretmeleri karşılığında verdikleri imzalı tutanakta ortaklarca yatırılan para miktarına, ortaklardan geri alınan belgelerin niteliğine ilişkin hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla yatırımcıların elinde bulunan ve ortak veya alacaklı olduklarını, verdikleri para tutarını kanıtlayan belgeler holding yetkilileri tarafından toplanmış olmaktadır. Büyük Grup Holding ile ilgili en çarpıcı belge ise holdingin gurbetçilerden para toplamak için görevlendirdiği temsilcilerin suçlamalarıyla ortaya çıkıyor. İş size iş, aç size aç sloganıyla para toplayan Büyük Grup Holding, aslında gurbetçileri para vermeye ikna edenlere toplanan her 100 markın 3 markını vermeyi taahhüt ediyor. Dahası sözleşmede Büyük Grup Holding'in Avrupa temsilcisi olan İlhan Kazancı ile yapılan anlaşmada Kazancı'nın doğrudan topladığı paranın %9'unu kendisine komisyon olarak alabileceği yazıyor. 2001 yılı itibariyle İlhan Kazancı'nın gurbetçilerden topladığı paranın 336 bin markına komisyon olarak sahip olması gerekiyor. Ne var ki Büyük Grup Holding 132 bin markı Kazancı'ya ödemeyince holdingin bütün kirli çamaşırları ortaya çıkıyor. Ve bakın İlhan Kazancı yazılı bir belgeyle Büyük Grup Holding'i nasıl suçluyor. Ben Avrupa Koordinatörü İlhan Kazancı ve Avrupa temsilcilerim Büyük Grup Holding adına hisse senedi karşılığı aldığımız paraları holding yetkililerine verdik. Ve holdingin doğru yatırımlar yapmadığı, uzun zamandır kar payı dağıtmaması ve bizlere yeterli bilgi vermemesi, yapılan harcamalar ve yatırımlar hakkında hesaplardaki belirsizlikler, kötü niyetli girişimler, resmi evrakların olmaması, yönetimdeki kişilerin bizim yolladığımız paralarla lüks harcamalar yapması, Mersin'deki petrol depolarını satın aldık şeklindeki yalan beyanları ve yapılan anlaşmadaki riskler, ayakkabı fabrikasına harcanan paraların acemiliği, ihlasa yatırılan para, helikopter projesinde ödeme sıkıntısı, gıda işinde zarar, bu kadar sıkıntının olduğu ve beceriksizce yapılan yatırımları kendi araştırmalarımız sonucu öğrendik.
Bugün Büyük Grup Holding tam olarak gurbetçilerden ne kadar para topladı bilinmiyor. Kaç kişi para verdi bilinmiyor. Bu paralar kime gitti bilinmiyor. Diğer 77 holdingde de aynı şeyler yaşanıyor. Yüz binlerce gurbetçi ülkelerine, inançlarına, değerlerine ve İslami holdinglerin vitrinini süsleyen siyasetçilere güvenmenin bedelini, yarınlarının, geleceklerinin ve umutlarının yok olmasıyla ödüyor. İşte gördünüz. Gerçekten de başbakana sormamışlar paralarını verirken.